Görüntü başlayalım sevgili arkadaşlar ikinci oturumumuzu başlatıyoruz şimdi 3-4 kişi gelmedi ama gelir ver bakalım yavaş yavaş şimdik toplum yapısı reaya yani halk ve İbrahim geldi e, ve yönetenler. Arkadaşlar bu ikisi arasındaki en büyük ayrım nedir biliyor musunuz? Bu ikisi arasındaki en temel ayrım bun, şu arkadaşlar raya olanlar vergi verendir. Vergi mükellefidir bunlar. Ceyda da geldi. Mükellefi şu arkadaşlar ise yönetici olan kısım ise yönetenler bunları vergiden muaftır arkadaşlar. Vergi muafiyeti var bunlarda. Evet. Muafiyeti var. Ama bunlar da aldıkları maaş oranında devlete hazır asker yetiştirirler arkadaşlar. Yetiştirtirler daha doğrusu. Yani onların masrafları o bunlar adına yetiştirilen cebelü denilen atlı askerlerin giderleri bu yönetenler e, kişilerinin alacağı maaşlardan kesintiye uğruyor ve bunlar dediğim gibi reaya vergi mükellefidir. Bu yöneten yönetenler tarafı da vergiden muaf olan kısımdır tamam mı? Seyfiye kalemiye ve ilmiye şeklinde ya da diğer adıyla ulema şeklinde ayrılır. Seyf kılıç demektir Arapçada arkadaşlar. Seyfiye kılıç ehli demektir. Askeri sınıftır. Kalemiye bürokrat sınıftır. Mali, mali işlere bakar biraz. Seyf idari işlere ve askerlik işlere bakıyor. İlmiye ulema da ilimin ve e, hukukun temeli din olduğu için eğitim ve hukuk sistemi genel adı ilmiye, ulema dediğimiz kişilerdir. Şimdi bunların en temellerini siz bilseniz iyi olur. Seyfiye dediğimiz ağa, sadrazam azam en tepesindedir. Bir altta vezirleri vardır. Sonra kaptan derya Yeniçeri ağası vermiş. Bunun yanı sıra ne olur biliyor musunuz? Beyler beyi olur. Sancak beyi olur. Ondan sonra tımar beyi olur. Kalemiye Tabii ki defterdar e, gelir gider kaydını tutar. Nişancı tahrir defteridir, şudur budur onları tutuyor. divan kararlarında alındığı mühimme defterleri tutuyor. Reisül Kütap katiplerin reisi bu e, katip zaten Dışişleri Bakanı'dır. Reisül Kütap Dışişleri Bakanı'dır. Kütap da katipler demek tamam mı? Katiplerin reisi gibi düşünün yani. Ulema ya da ilmiye dediğimizde kaz asker, kadı asker, kadı ve müderris atamasını yapıyor. Şeyhül İslam da tabii ki dinin e, noteri gibi. Yani İslam dinin noteri. Padişah dinin en büyük lideri, halifedir çünkü Yavuz'dan itibaren ama Şeyhül İslam da dinin noteri gibidir. Dinen caiz mi değil mi diye onlara e, fetvalar verir diyebiliriz. Tekrar söylüyorum, sonradan gelen arkadaşlar için reaya dediğimiz halk vergi mükellefidir, ama yönetenler zümresi ise, yönetenler zümresi ise onlar vergi der, vergiden muaftır. Onlar da vergi e, yani kazançları oranında devlete ne yaparlar? E, hazır asker yetiştirirler, e, vergi yerine geçer. Diyebiliriz arkadaşlar tamam mı? Anlaşıldı mı bu? Lazım olur. Önemlidir. Evet. Yönetenlere Müslümanlar demiş. Arkadaşlar e, şunu sakın ha zinhar unutmayın. Genellikle öğrenciler çok yanılıyor bunda. de Ama hocam devşirme değil mi? E, devşirmeler Müslüman değil mi? Müslüman olmak zorunda yani. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar devlet idarecisi olmanın ön koşulu tabii ki Müslüman olmaktır sevgili dostlar. O yüzden bunların hepsi Müslüman evet. Ama şu ulema sınıfı devşirme de olmaz. Yani doğuştan Müslüman Türkmen olacak tamam mı? Çünkü onlar dinin ve hukukun temelini oluşturan adamlardır yani. O yüzden onlar devşirmelerden seçilmez. Diğerleri ise devşirme olmak zorundadır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman itibariyle onlar devşirme olmak zorundadır arkadaşlar. Şey pardon Fatih Sultan Mehmet zamanı itibariyle düzeltiyorum. Fatih zamanı itibariyle e, diğer divan üyeleri ya da işte görevliler devşirme olmak zorunda tutuldu. Amaç nedir dersen merkezi otoriteyi korumak ve işte kadrolaşmanın önünü kesmek diyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti'nde e, dike hareketlilik var mıdır? Yani o az önce saydığım sınıflar arasında e, geçiş var mı yok mu? Geçişsiz mi değil mi? Tabii ki o Hindistan'daki kas sistemi gibi geçişsiz bir toplum yapısı yoktur arkadaşlar. Yani sınıflar arası geçiş olabilir. Küçücük bir çocuk, e, Hristiyan Hristiyan çocuk bile olsa e, devşirilir, Müslümanlaştırılır ve e, üst düzey devlet görevlisi olabiliyor. Medreseden yetişen gariban bir çocuk da gene ne yapabiliyor? E, oradan yetişip, medreseden yetişip üst düzey görevli olabiliyor arkadaşlar. Buna dikey hareketlilik diyorlar tamam mı? Yatay hareketlilik ise göçtür ya kısaca. Yani ülke içerisinde, ülke genelinde köyden kente göçler yaşanması olayına e, yatay hareketlilik adı verilir. Özellikle sorularda şöyle dikkat edin. E, ne zaman itibariyle yatay hareketlilik artar Osmanlı devletinde derse soru, tabii ki tımar sisteminin bozulması itibariyle tımar toprağını boşaltanlar genellikle Ondan sonra şey yapar arkadaşlar. E, tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak tımar toprağı elinden alınmış köylü çiftçi oradan ne yapar? Kalkar köylerden kentlere göç eder ve kentlerde ne yapar? İş ararlar arkadaşlar. Tamam mı? Yatay hareketlilik o zaman artar. Hatta küçük bir detay söyleyeyim size. Yatay hareketliliğin engellenmesi için eee Padişahımız 2. Mahmut İstanbul'a giriş çıkışları arkadaşlar ne yapmıştır? E, pasaport uygulanmasıyla giriş çıkışları düzenlemiştir. Ona da o İstanbul pasaportunun adına da Mürur Tezkeresi adı verilmektedir arkadaşlar. Mürur Tezkeresi. Bir soru. Osmanlı İmparatorluğu'da toplumsal yapının çeşitli etnik grupların oluşması hangisinin gelişimini engellemiştir? Millet olgusunu merkez kültürel çeşitliliğin, uluslararası ticaretin ve hoşgörü politikasını demiş. Tabii ki millet olgusu tam olarak oluşamamaktadır Osmanlı devletinde arkadaşlar diyeceğiz tamam mı? Sanat. Gelelim sanata. Osmanlı Devleti'nde gene yine yeniden e, arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Resim ve heykel sanatları yasaklanmıştır. Bunun yerine ne olacak? İşte daha çok böyle görsel sanatlar olan e, sağ üstte gördüğünüz bir Arapça yazılarla siyah gibi yazılmış olan hat. Hat sanatı. Ondan sonra sol tarafta gördüğünüz e, çiçekli olan ebru sanatı. Ondan sonra biraz aşağı taraftaki gördüğünüz çini şu sarı olarak etrafı sarıyla bezenmiş hani çevrilenmiş olanı da daha çok tesip diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada ebru sanatı şöyle bir de işaretleyeyim sizin için şu mavi olan şu e, bu Ebru sanatı. Bu hat hat tatları vardır zaten. Şu Çin'i daha çok. Şu da etrafı böyle böyle sarı yaldızlı altın yaldızlı şöyle altın yaldızlı yazmalarla bezenmiş olan da tesip oluyor. Onun sanatçıları da müzehip derler arkadaşlar. Müzehip. Tamam mı? Ondan sonra ciltçilik vardır, mücellit derler şu yukarıdaki. Aşağıda sol taraftaki takmacılık, sağ taraftaki oymacılık, ahşap işçiliği yani. Bakın minyatür sanatı var. Yani resmin e, perspektifi derinliği olmayan haline ne deniyor? Minyatür deniyor ve minyatür sanatçılara da nakkaş Adı verildi arkadaşlar. Nakkaşlar var. Ondan sonra e, kitap resmi yaparlar. Nakkaş denilen işte şeyleri vardır. E, sanatçıları vardır. Ondan sonra insan, manzara, doğa ve tarih e, orada resmedilir genellikle. Ondan sonra ayrıntılar vardır genellikle böyle. Fazlasıyla. Mesela özellikle Levni çok ünlüdür arkadaşlar. Levni. Surname diye ünlü bir eseri vardır. O da aşağıda gösteriyor örnek olarak sizlere. Ondan sonra olay anlatır daha çok. Ünlü temsilcileri arasında Matrakçı Nasuh vardır. Nigari vardır. Bunlar e, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamışlar arkadaşlar. Levni de şöyle sorarsa daha önce çıkmış sorudur hatta bu. Lale Devri'nin ünlü minyatür sanatçısı. Yani Nakkaş'ı diye sorabiliyor. O da Levni diyeceğiz. Nakkaş Osman, ondan sonra Sabuncuoğlu Şerafettin gene önemli minyatür sanatçıları arasında yer alır. Bilim kısmına geldiğimizde artık sona doğru geliriz. Osmanlı kültür uygarlığının son bölümlerine doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bilim adamlarının en ünlüleri de karşımıza çıkabilecek olanlardan bir tanesi çıkmış sorudur hatta daha önce KPSS'de. Katip Çelebi Cihan Numa Keşfi Zünun Fezleke gibi eserleriyle tanınan bir hatta dördüncü Murat'ın da nesidir arkadaşlar danışmanıdır Fezleke Cihan Numa en ünlü eseridir. Keşküzünün e, kaygıların keşfi demektir. Ve fezleke, Katip Çelebi'nin ünlü eserde de 4. muratında de dediğim gibi danışmanı e, danışmanını yaptı. Evliya Çelebi ile tanınan bir gezgindir biliyorsunuz. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır. Ali Kuşçu e, ünlü bir matematik ve astronomi bilginedir Ali Kuşçu. E, biliyorsunuz Türk tarihinde Hükümdar olup bilim adamı olan az sayıda kişi vardır. Ee, hükümdar olup bilim adamı olan en ünlü e, kişilerden birisi Timur Devleti'nde. Timur'un hatta tor torunudur. Ulu Bey. Ulu Bey'in öğrencisidir Ali Kuşçu arkadaşlar. Ulu Bey'in öğrencisi e, olarak biliniyor. Matematik ve astronomi bilgini. En ünlü eseri de Risale-i Tütfettiye. Risale Tüt Fethiye ünlü eserdir arkadaşlar Ali Kuşçunun. Piri Reis var. O da iki kez çıktı daha önce KPSS'de. Ee, aynı soru, aynı cümlelerle iki kez soruldu. Şey demiş. E, Kitabı Bahriye adlı eseri ve haritalarıyla ünlü Türk denizcisi kimdir şeklinde. O da tabii ki Piri Reis diyeceğiz onun muadili diyeceğim. Yani onun e, çağdaşı aynı zamanda aynı dönemde e, yaşamış olan gene Kanuni Sultan Süleyman zamanıdır. E, Pir Miratül Memalik adlı ünlü eseri vardır. Memleketin aynası demektir arkadaşlar. Mirat ayna demek. Miratül Memalik memleketin aynası adı verilen bir eseri vardır. Seyyid Reis gene denizcidir sevgili dostlar. Matrakçı Nasuh nakkaştır, e, minyatür sanatçısı ama burada sanatçı kişiliğiyle yok burada. E, burada tarihçidir, resme diyor dönemleri çünkü ve astronomi e, çalışmaları da yapmıştır Matrakçı Nasuh hem tarihçi olarak alınabilir hem astronomi bilgini olarak alınabilir arkadaşlar. Taküdettin Mehmet Efendi Osmanlı'nın ilk rasathanesini kuran adamdır, bilim adamıdır. Takuettim Mehmet Efendi. O yüzden de biz Takuettim Mehmet'e ne edeceğiz? Astronomi bilgini diyeceğiz. diyeceğiz. Hazarfer Ahmet Çelebi adam uçtu. Ya yani adam, adam Galata Kulesi'nden karşı tarafı uçtu. O da gene onun dönemlerinde Lagari Hasan Çelebi var. O da roketle çalışmalar yaptı. Bunları tabii sürdüler sonradan. O zamanlar arkadaşlar e, şey listelerinin fetvaları çok önemseniyordu ve özellikle 4. Murat zamana denk geldi. 4. Murat da hurafelere çok inanan, ondan sonra işte ne bileyim e, rüya tabiriyle bile e, şeye giden, ne bileyim işte e, sefere giden bir adam. Yani müneccimlere çok önemseyen bir adam. O yüzden e, onun zamanında işte Bunlar bugün uçarsa yarın halkınız sizden de uçmanızı beklerse ne yapacaksınız? Yani uçamayan padişah mı olur? E, diyebilirler dedi.ler. O yüzden de e, bunlar arkadaşlar e, sürüldüler Cezayir'e. Valla tam emin değilim ama gene de e, Fransa Cezayir'i işgal ettiği için ve Cezayir uzun süre Fransız sömürgesinde kaldığı için. Bunların çalışmalarını Fransızlar alıp değerlendirdi diye düşünüyorum ben. Yani benim düşüncem bu. Çünkü buna kanıtım da şu. Dünyanın arkadaşlar en iyi roket rampası yapan ülkesi Fransa'dır. Yani Japonya, Çin bile uzay roketlerini, uzay mekiklerini oluşturduğunda fırlatmak için Fransa'ya taşırlar. Oradan fırlatırlar biliyor musunuz? O yüzden de bunların yani bizim sahip çıkamadığımız maalesef e, kişiler e, daha sonra gidip e, Fransa'yı falan ihya etmiş olabilirler diyebiliyorum. Avrupa'yı ihya etmiş olabilirler ki, ki gene İbn Sina biliyorsunuz tıp aleybidir ve onun eserleriyle e, ihya olmuştur Avrupa. Onun dışında arkadaşlar e, sabuncuoğlu Şerafettin var tıp e, alanında. Gene Altunizade, İstanbul'da bir semte verilmiş bir isimdir hatta biliyorsunuz. Altunizade de yine e, önemli bir tıp alimidir. Akşemsedli'yi de sayabiliriz tıp alimleri arasında. Gene Fatih'in ünlü hocalarından biridir. Molla Fenari, Osmanlı devletinde arkadaşlar ilk atanan şehir İslam'dır. Bak bu farkı unutmayın. İslam hukuku konusunda Molla Fenari... Osmanlı'da ilk atanan Şerislam. Ebu Suud Efendi ise divana ilk katılan Şeyhülislam'dır. Ebu Suud da divana ilk katılan Şeyhülislam'dır arkadaşlar. Ee, Naima Efendi var. Naima. O da Osmanlı Devleti'ndeki ilk tarih yazıcısıdır. Osmanlı'da resmi tarih yazıcılarına ne ad verilir diye bir soru çıkmıştı daha önce normal KPSS'de. onun adı da vakaniสต์ arkadaşlar. Vaka yazan gibi bir şey yani. Vaka nüist. Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazıcılarına verilen isim vakaniสต์ arkadaşlar. Son e, tarihçi yani son vakaniสต์ de ee, Abdullah e, şey ne olacak? Ahmet Çedet yazmış burada tarihçi olarak ama e, sonucu sonucu da Abdurrahman Şeref'tir arkadaşlar. Burada yazmamış ama ilk e, tarih yazıcısı Osmanlı adresinin Naima'dır. Sonuncusu da Abdurrahman Şeref'tir. Bir de Ahmet Çedet var. O da hukukçu da aynı zamanda. Hem tarihçi hem hukukçu. Bu 50 TL'nin üzerinde Fatmaliye var. İlk ee, kadın roman yazarı, iki kadın edebiyatçı. Onun babasıdır Ahmet Cevdet Paşa. Sadrazamdır aynı zamanda yani. Tarihciden o hakanı Dedik. Evet. Her uçuyor. Sol üstte. Ee, sağ resimde gene roketle uçuyor bu sefer Lagari. Piri Reis harita çiziyor. Ondan sonra tıp alimlerimiz var görüyorsunuz. Tedavi ediyor. Ve e, tabii ki ressamları var. İlk müzeciliği başlatan adam Osman Hamdi Bey. Sağdaki en ünlü eseridir Osman Hamdi Bey'in. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseri çizen adamdır. Ee, aynı zamanda Sanayi Nefise Mektebi Nik kurdu Osman Hamdi Bey. Bir de Osman Hamdi Bey arkadaşlar yaptığı önemli icraatlardan bir tanesi neydi? Mimar Sinan Üniversitesi'nin kurucusudur. Mimar Sinan Üniversitesi'nde kuran gene Osman Hamdi Bey'dir. Ünlü ressamdır. Osmanlı Devleti'nde bir diğer ünlü ressam da e, Şeker Ahmet Paşa'dır. Şeker Ahmet de Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini kuran kişidir arkadaşlar. Ee, bir de Sinan Bey vardır Sinan Bey. O da ilk e, ressam ve minyatür sanatçısıdır. Fatih zamanında e, yaşamış olan. Musiki'de de Dede Efendi vardır. Ondan sonra İtri vardır. Bu diğer adıyla Buhurizade Mustafa Efendi. O da 100 TL'nin üstünde resmi olan bir amcam. Fıtri diğer adı Buhurizade Mustafa Efendi diye geçiyor. Tamam mı? Padişah olarak da arkadaşlar bak şey, Şeker Ahmet Paşa. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Musikiyle uğraşan padişahımız da var. O da en ünlüsü 3. Selim'dir arkadaşlar. Suzi Dilara makamının da mucidi olarak bilir. Udi Ud çalıyormuş. Ondan sonra 3. Selim'de müzikle uğraşmış. Şeker Ahmet Paşa gördüğünüz gibi böyle geyik resimleri falan yapmış. İlk resim sergisini açan ressamımız Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılı buluyor ama yalnız. Yani resim ve heykel Ama ilk resim sergisi ta 19. yüzyılı bulmuş yani. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Resimle uğraşan padişahımız da var. Resimle uğraşan e, ilk padişahımız e, o da Abdülaziz arkadaşlar zaten yurt dışı seyahatine çıkmış oradan gelmiş ondan dolayı da resimle ilgilenen hani orada vizyonu artmış demek ki resimle uğraşan ilk padişahımız olmuş diyebiliriz şimdi artık sona gelindi en önemli bölümlerden bir tanesi Osmanlı Devleti'nde bir de mimari evet Arkadaşlar bu seferki yani buradaki anlatımla normal KPSS'yi de zorlayabilirsiniz. Yani normal KPSS'de de e, bu konudan üç tane soru çıkıyor. Ama bizim sınavımızda bir tane soru çıkacak. Bu koskoca Osmanlı kültür uygarlığı bölümünden. Ama bazen bu anlattığım e, genel kültür bilgileri var ya... Bu anlattığım genel kültür bilgileri... E, Size vatandaşlığın güncel kısmında da soruyor. Altı tane sorunun bir iki tanesini bu anlattıklarımdan da yapabiliyor. Onu da belirteyim yani size. Genel kültür e, bilgisi yokluyor e, diyebiliriz. Şimdi mimari, erken dönem, klasik dönem ve geç dönem diye üç bölüme ayırıyor. Bu kadar da sanat tarihçisi mi olacağız ya demeyin. Bunun mantığı şu. Erken dönem dediği ee, Osmanlı mimarisi Osmanlı'nın ilk zamanları yani kuruluş dönemi filandan bahsediyor arkadaşlar. Ondan sonra klasik dönem dediği kısım biraz daha böyle e, Fatih'ten sonraki döneme denk gelir. Ondan sonra e, vatandaşlık tarih bittikten sonra arkasından devam edeceğiz. Ondan sonra e, ama dediğim gibi bunlar güncel kısımlarda vatandaşlıkta biliyorsunuz 6 tane normal e, daha çok da yasama yürütme ergen yani 82 nesnesini kapsayan bölüm çıkıyor. E, 6 tane de güncel diye sorduğu bölüm oluyor ama pek de güncel olmayabiliyor bazıları. Klasik dönemde e, dediğim gibi biraz 2. Bayezid'den itibaren yani Mimar Sinan'ın piyasaya çıkmasından itibaren başlıyor ve geç dönem dediğinin <laughs> mantığını tamamen şöyle bilin. Geç dönem dediği dönem Avrupa etkisi. Yani lale devri itibariyle başlayan dönemdir arkadaşlar. 1718 Avrupa etkisinin görüldüğü dönem itibariyle başlıyor diyebiliriz. Avrupa etkisi tamam mı? Yani ilk geç dönem mimarisinin ilk eseri nedir? tabii ki 3. Ahmet'in çeşmesidir. Mesela geç dönemin ilk e, dini mimari eseri hangisidir? Tabii ki Nuru Osmaniye Camisi'dir. Avrupa tarzı yapılmış ilk eser. Erken dönemde Selçuklu beylik etkisi var. İznik Hacı Özbek Camisi. Bak dikkat edersen şehirlere Osmanlı kuruluş dönemindeki önemli başkentleri ve şehirler. İznik geçici başkentti zaten Hacı Özbek Camisi. Bursa, Bursa, Edirne, İznik, Bursa, Anadolu Rumeli Sarı böyle nadiren var bak. Kilit Bahir Kale Sultaniyesi falan diyor. Klasik dönemde Batı etkisi yok henüz. En önemli zaten eserden bir tanesi Topkapı Sarayı'nın işte Fatih'in yaptırdığı. Ondan sonra Süleymaniye, Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi. Yani Mimar Sinan'ın eserleri daha çok bak. O Mimar Sinan'ın çıraklık eseri Şehzade Cami değil mi? Kalfalık Süleymaniye, Ustalık Selimiye Edirne'deki. Bize daha çok onlar lazım olur. Burada klasik döneme Topkapı Sarayı'nı almış ama Topkapı Sarayı biraz e, erken döneme girer arkadaşlar. Yani ikinci Bayezid'e doğru almış bir şeyler daha sonradan sanat tarihçileri Ama çok önemli değil dedim ki bunlar. Mimar Sinan'ı bilin. Bak soru gelirse bundan gelir zaten. Devşirmedir adam. Hatta Acemi olanlar da askeri eğitimi almış adam. Ama orada yeteneği fark edilince Enderun Mektebi'ne göndermişler. Oradan adam e, yürümüş gitmiş. Kitap okumayı sevenler için tavsiyem e, Elif Şafak'ın Usta'm ve Ben adlı eserini tavsiye ederim. Güzel bir kitaptır. Mimar Sinan anlatır. 81 cami 51 mescit, 55 medrese yapmış adam. 26 daire kurra yani Kur'an eğitimi verilen e, okul 17 imaret Aşevi, 3 darüş şifa, 7 su kemeri, 8 köprü, 18 Kervansar, 33 saray yapmış. Adam. Yani nasıl bir ömür? 35 hamam, 17 de türbe yapmış. İlk eseri Haseki Külliyesi arkadaşlar. Yani ilk İstanbul'da yaptığı ilk eserdir bu. Çıraklık falan değil. İlk yaptığı eser Haseki Külliyesi çıraklık kasaki dediği de Hürrem Sultan. Hürrem Sultan'a da şey Hürrem Sultan'ın kızına aşık ya hasta ya Mihrimah. A. O yüzden Mihrimah Sultan camisini yaptırıyor böyle karşılıklı. Ondan sonra birisi Avrupa yakasında, birisi Anadolu'da. Ondan sonra Ondan sonra ee, şey Mihrimah Güneşle ay demek arkadaşlar. Ee, ondan sonra tam Ekin olduğu gün tam böyle güneşle ay e, aynı hizada denk geliyormuş belli bir saatte. O da Mirman'ın doğum günüymüş düşün. Öyle bir e, dahi adam yani. Bu adam arkadaşlar Kuşkonmaz cami diye bir cami yaptırmış yapmış. E, ve işte onun orijinali e, Şemsi Paşa. E, camisi diye de geçiyor. Ondan sonra oraya böyle bir hava akımı yapmış ki kuşlar konamıyor böyle. <laughs> diye kaçıp gidiyor falan böyle. Ondan sonra oraya da pisleyemiyorlar yani. Oraya bırakamıyorlar e, sanat eserlerini. <laughs> o yüzden e, böyle bir adam arkadaşlar. Yani orada böyle nargile içiyormuş. Onun böyle dumanlarının böyle şeyleri, karaları falanla e, o şeyi havalandırmayı filan böyle test ediyormuş. Ondan sonra ne bileyim işte daha çok evet aynen. Doğukan sen İstanbul'dan mıydın? İstanbul'dan mı katıldın? İstanbul'da çok abi İstanbul'da bu adamın çok güzel eserleri var ya. Çıraklık eserim dediği şehzade cami bile efsanedir yani. Kalfalık Süleymaniye zaten biliyorsunuz eee minareleri eksik gözükür. Avrupa yakasından bakınca e, dört 4 minare gözüküyor. Bu taraftan Anadolu yakasından bakınca onlar iki minare, 2 minare 4 minarenin arkasında gizleniyor. 2 minare gözüküyor. Eee Müsl Anadolu'dan Müslüman bakacağı için ona mütevazi gözükmeyi hani amaçladım demiş. Avrupa yakasından bakan e, daha çok Avrupalı'ya e, şey yapayım demiş arkadaşlar. E, çatafat'ı görkemi göstereyim istemiş yani. Öyle bir şey var adamın. Hatta günümüzde arkadaşlar e, bu Çıraklıkeseri Şehzade Camii'de e, mimarlar böyle şey yapıyormuş. E, restore ediyorlarmış. O restore sırasında bir yapı malzemesinin deforme olduğunu e, e, fark ediyorlar ve içinden bir kağıt çıkıyor böyle poşete sarılmış. Ondan sonra o poşeti çıkarıyor oradan kağıdı. Ondan sonra gidiyor. E, bunlar okuyorlar tabi Arapça yazıyor falan mimarlar. bir Götüyor fakültede Osmanlıca hocası okusun bari diye. Osmanlıca hocasını okutuyorlar. Ne yazmış? Dua, dua mı, bu? Muska mı falan falan? Şu bu nazar duası mı falan falan? Yok diyor. Nazar duası falan değil. Mimar Sinan size mimarlık dersi vermiş. Nasıl yani diyorlar? E, kağıtta şöyle yazıyor diyor. Bu e, kağıdı bulduysanız eğer benim yapı malzemem deforme olmuş ve e, artık e, işte şu, tarihte aşağı yukarı şu yıllara gelmiştir yazmış tamam mı? Ondan sonra e, bu adam bu kadar uzun süre e, sağlam kalan bu yapı malzemesini neyle yaptı diye düşünüyorsanız altta tarifini verdim diye yazmış gene aynı şekilde yapın demiş. Yani genellikle de arkadaşlar deve kuşu yumurtasının akını kullanıyormuş. E, ve çok sağlam bir şekilde kalabiliyormuş. O tutkal etkisiyle çok sağlam bir tutkal haline geliyormuş. Yani raylı sistem falan saymıyorum zaten. Mükemmel yapıları var. Kalfalı keserde Süleymaniye camisi, Ustalık eserde, Edirne'de Selimiye camisi. Hatta bunun içinde anlatılabilecek bir sürü hikaye sayılabilir. Evet. E, dönemin en önemli mimarı Mimar Sinan'dır. Şehzade Cami gördünüz. Süleymaniye Cami görüyorsunuz. Selimiye Camisi var bakın Edirne'de. Ustalık eseri. Mükemmel bir camidir. Ve Türkiye'de arkadaşlar en uzun minareli cami Selimiye Camisi'dir. Hatta 93 harbinde Edirne'ye kadar girdiğinde ee, Rus, Rus askerleri, Rus ordusu top atmışlar. Avlusuna düşmüş. Minaresi sallanmış ama yıkılmamış. E, ve kutsal sayıp dokunmamışlar diye bir rivayet var. geç dönem Lale Devri ile başlıyor. Lale Devri'ye sonrasıdır arkadaşlar. Osman sonuna kadar gidiyor. Tamamen batı etkisi vardır bunlarda. Barok ve Rokoko tarzı e, bir tarz üstlenmiştir. Süslü ve gösterişli yapıları var e, ee, ilk eser 3. Ahmet Çeşmesi ilk e, dini mimari eser ise Nuru Osmaniye Camii diyeceğiz. Şöyle dikkat edin orada, da hani ilk yaparken Avrupa tarzı bir şey yaparken e, böyle bir dini mimari yapmaya çekinmişler herhalde birazcık. En dandik şeyi yapmışlar. Çeşme yani. Bir yamukluk olursa yıkarız diye. Gördüğünüz üzere çeşme bile şatafatlı yani. Çeşme bile çok orijinal ve güzel olmuş. Sonra da bakmışlar bir yamukluk yok gayet güzel oldu falan diye. Ondan sonra da e, camiye yansıtmışlar Avrupa etkisini arkadaşlar. Görüyorsunuz mükemmel e, Ampir Üstü dedikleri harika Avrupa tarzı saraylar e, saray girişleri falan yapılmış. Bunların da en ünlüleri Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Camisi, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi. Evet. Fransa'da ortaya çıkmış. Ampir üstü bu. Çok önemli değil bunlar. Bu kadar da. Ee, seçmeci çok önemli değil. Çırağan Sarayı falan var. Sen gene geç dönemde al. Neoklasik dönem falan diyor. Çok önemli değil. boş verin e, dil kısmına bakacağız. Padişah mahlaslarından bahsedeceğiz ve bitireceğiz edebiyattan sonra. Artık son rütuşlar kaldı. Haftaya da edebiyatından falan bahseder. Durak, Osmanlı'nın duraklama gerileme döneminin ıslahat hareketlerine geçeriz arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Hani hemen hemen Osmanlı kültür uygarlığı bitti diyebiliriz. Çok az bir bölüm kaldı arkadaşlar. Ama da acelemiz yok. Haftaya bitirir dediğim gibi yeni üniteye geçeriz. Bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Her şey e, gönlümüz olsun inşallah. Haftaya bakalım bizi nelerin beklediği bir derste yine birlikte olacağız. Hakkımızda tekrardan hayırlısı olsun. İyi akşamlar hepinize. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam görüşürüz.